Almanya'da yaşayan bir iş adamı, bir işveren, bir girişimci veya kendi işinin patronu olarak gece rahat uyuyamıyorsun. Sürekli düşünüyorsun. Sabah kalktığında sanki sopa yemiş gibi uyanıyorsan ve bunun çözümünü öğrenmek istiyorsan bugün bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi neden sen geceleri rahat uyuyamıyorsun veya çok düşünüyorsun? Bir kere sen korkuyorsan, sana korku yüklendiyse, işle uğraşıyorsun ama istişare ettiğin insanlar hep korkaklar. Danıştığın insanlar hep korkaklar. Çünkü ticaret yapan adamın cesarete ihtiyacı var. Ticaretin onda 9'u cesarettir. Ama sen yanlış insanlara sordun. Yani cesur olmayan, ticaretle uğraşmayan adamlara sordun. Onlar da korkak. Korkak adamlarla istişare ettiğin için sana korku yüklendi. Gereksiz korkular ve insanın korktuğunun %65'i istatistiklere göre hiç yaşamayacağı korkular. %20'si de gereksiz insanların yüklediği korkular. Yani geri kalan aşağı yukarı %20 gerçekten korkulacak şeyler. Fakat sen %80 istişare ettiğin insanlar korkuları olduğu için sende de korku başladı. Şöyle bir söz de var, duymuşsunuzdur. Korkaklarla istişare edilmez. İstişare etmeyiniz. Niye? Çünkü engel çıkarır karşına. O yapamadığı için sana da yapamayacağını söyler. Yani sen burada bunu bilmen lazım. Sen cesur bir adamsın, aslansın, öyle düşün. Ticaret yapmak istiyorsun çünkü ticaret yapmak için aslan olman gerekir, cesur olman gerekir. Etrafında da koyunlar var. Bu koyunları dinlersen normal olarak gece rahat uyuyamazsın. Sürekli düşünürsün, korkarsın yanlış insanlarla istişare ettiğin için. Bunun yanında insan neden korkar? Bilmediği bir şeyden korkar. Karanlık bir odada olduğunu düşün. Önünü göremiyorsun. Ayağıma bir şey takılacak diye, düşeceğim diye korkarsın. Bu korku çok normal. Yani aydınlık yok. Bilgi eksikliğinden dolayı önüme ne çıkacak, ne yaşayacağım, başıma şunlar gelecek mi, bunlar gelecek mi derken, düşünürken korkuyorsun. Şimdi peki ne yapmak gerekiyor? Çok basit. Düğmeye basacaksın, lambayı yakacaksın. Lambayı yakınca yani aydınlanırsa, yani bilgi eksikliğini tamamlarsan, bilirsen eğer, öğrenirsen, kendini yetiştirirsen, kendini geliştirirsen önünü görebilirsin. O zaman korku otomatikten gider. Mesele anlaşıldı. Bilgi eksikliği olursa insan korkar. İnsan bilmediği şeyden korkar ve sürekli onu kötüler. Bunu da anladık. Sen neden korkuyorsun? Burada bunları anlattım. Peki ne korku? Korku sevgili arkadaşlar, geceleri rahat uyutmaz seni. İstişare ettin gündüz, gece aklına gelir uyku esnasında. Bilinçaltına girer, rüyalarına girer, sürekli böyle seni yorar. Sabah uyandığında sanki dayak yemiş gibi uyanırsın. Yorgun uyanırsın. Dinlenmemiş şekilde uyanırsın. Enerjin düşük olarak uyanırsın ve verimsiz olursun haliyle. İşe de o şekilde gidersin. Oradaki motivasyon eksikliğinden dolayı senin etrafındaki elemanlar, çevrendeki insanlar senden etkilenirler. Ve sen patron olarak tedirginlik sende yansıdığı için elemanlara, onlarda da o motivasyon eksikliği onlarda da olur ve verimsizliğini onlara da yansıtırsın. Otomatikmen işinde verimsiz olursun. Sen normalde 8 saatte halledeceğin işi 15 saatte yaparsın, yorulursun. Hatta yapamazsın. Tadın da kalmaz. Eve geldiğinde moralin bozulur. Bunun yanında başka korku aynı zamanda zihninde sürekli projektör olarak gözün önünde olduğu için zihninde, bilinçaltında korktukların da hep başına gelir. Hani derler ya, korktuğu, kaçtığı ve kınadığı insanın başına gelir. Sen de korktuğunu gündemde tuttuğun için zihninde, projektörde o göründüğünden dolayı görsel olarak sen korktuklarını devamlı yaşarsın. Bununla alakalı herkesin duyduğu bir cümle var. Hazreti Allah vermeyeceği şeyi hayal ettirmez. Yani sen olumsuz şeyleri düşünürsen, onu hayal edebiliyorsan o olumsuz şeyleri yaşayacaksın demektir. Ama sen hedeflerini gözün önüne getirir, cesaretli bir şekilde arzuladığın hedeflerindeki o yansımayı onun zihnine koyarsan, onu hayal edebilirsen o güzellikleri yaşarsın. Herkesin bildiği bir kural bu. Demek ki korkunun yansımaları bunlar. Peki nasıl kurtulacaksın? Şimdi oraya gelelim. Nasıl korkularından kurtulacaksın? Bir kere senin zihnin öyle mükemmel yaratıldı ki, bunu böyle kabul et, İçine çöplük atmadığın müddetçe kendi kendini temizliyor. Yani etrafındaki o koyunlardan kurtulursan, cesaretli insanlar etrafında doluşursa, onlar olursa etrafında, onların sana verdiği cesaretle zihnine cesaret yüklersin. Korkuları kestiğin müddetçe, yani çöplükler, çöplük olarak adlandıralım, onları çöplük kafaya koymadığın müddetçe
müsaade etmediğin müddetçe olumsuzluklara, negatif düşünce kalıplarına, haberlerde yüklenen virüsler ve seni hiç alakadar etmeyen dizilerde sana anlatılan konular, olumsuzluklar, bunları beynine atmadığın müddetçe, yüklemediğin müddetçe zihnin birkaç hafta içerisinde zaten kendini temizler. Peki başka nasıl bunu çözeceksin? Başka şunu söyleyeyim. Bizim programlarımızda zaten cesaret veriyoruz. Ve etrafımızda öğrencilerimiz hepsi cesur. Çünkü daha önce onların da korkuları var, kaygıları vardı. Gelecek tedirginlikleri vardı. Onların o korkuları bitti. Cesaret kazandılar. İşlerini de başardılar. Ve bizim programımıza katılan insanlar etrafımızda hepsi aslan gibi, kartal gibi cesur olduğundan dolayı sen de o programa katıldığında örneğin senin de en çok görüştüğün 5 insana benzeyeceğin için sende de otomatikman cesaret oluyor. Sen de doğru hayaller kurarak, doğru hedefler belirleyerek zihnini programlayabiliyorsun ve arzuladığın yere gelebiliyorsun. Bununla beraber sen ihtiyacın olan bilgiye sahip olursan, yani kendini yetiştirirsen, kendini geliştirirsen, kişilik ve şahsiyet gelişimi yaparsan o zaman o oda aydınlanır. Yani zihnin aydınlanır. Odada yürürken ışık olduğu için düşeceğim korkusu, kaygısı olmaz. Yani gelecekle alakalı kaygıların, tedirginliklerin, korkuların olmaz ve bu şekilde emin adımlarla, sağlam adımlarla cesur bir şekilde hedeflerine ilerlersin. Hülasa, ilk yapacağın iş, sen aslansın, cesaretli bir insansın çünkü ticaret yapıyorsun. Etrafında koyunlar var, bunlar korkuyor ve sana korku yüklüyorlardı, değil mi? Bu ilk işin, bunların senin kafana korku yüklemesine müsaade etmeyeceksin. Yani senin beynin çöplük değil. Sana negatif cümlelerle gelen, negatif düşünce kalıplarıyla gelen insanlara dur diyeceksin. Bununla beraber negatif haberlerden kendini uzak tutacaksın. Dizilerden uzak tutacaksın. Birinci adım bu. Kendiliğinden beyin temizlenmeye başladı. İki, çevrendeki insanlar koyun gibiydi ya, onlar gittiler. Cesur insanlarla dolmaya başladı. Aslanlar olmaya başladı çevrende. En çok görüştüğün 5 insan gibi olacağın için senin de cesaretin artıyor ticarette başarılı olmak için. O da bir eğitime katılarak, cesaretli insanların eğitimine katılarak ikinci adımı atmış olursun. Üçüncüsü de odanı aydınlatmak için, yani zihnini aydınlatmak için düğmeye basman lazım. Yani bilgi eksikliklerini tamamlaman gerekiyor. Yani kendini yetiştirmen gerekiyor. Kişilik gelişimi yapman gerekiyor. Şahsiyet gelişimi yaparsan senin zihnindeki karanlık aydınlanmaya başlar. Öğrenirsin, önünü görmeye başlarsın. Önünü gören bir insanda zaten korkusu olmaz, cesur olur, cesaretli olur, sağlam adımlarla hedefine doğru ilerler. Bizim de bu konularda binlerce insana, iş adamlarına desteğimiz oldu sevgili arkadaşlar yıllardan beri. Bu konuda size de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için yapmanız gereken hemen videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Bir ön görüşme yaparız. O ön görüşmede görüşmek dileğiyle şimdiden hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com